2005'te bir Boeing 737 yolcu uçağı içerisindeki yüzlerce kişinin öldüğü, kimsenin kullanmamasına rağmen saatlerce havada kalan hayalet bir uçağa dönüştü. 120'den fazla kişinin hiçbir yara almadan ölümüne sebep olan kaza, havacılık tarihinin en trajik kazalarından biri olarak görülüyor. 2005 yılında sıcak bir Ağustos ayında büyük kısmı Kıbrıslı tatilcilerden oluşan 115 yolcusuyla Helios Hava Yolları'na ait Boeing 737-300, Larnaka Havalimanı'ndan havalanarak Yunanistan'a olan yolculuğuna başladı. 1 saat 30 dakika sürecek kısa bir yolculuğun ardından Atina'ya varacak olan uçak, sadece 7 dakikalık rötarla sabah saat 9.07'de havalandı. Kalkış öncesinde onlarca farklı kontrol listesi tamamlanmış, uçak görsel ve teknik açıdan tüm yönleriyle kontrol edilmişti. Hatta önceki gece uçak Londra'dan geldikten sonra gerçekleşen teknik bakımda uçağın küçük teknik sorunları da kontrolden geçmişti. Uçak 9.07'de başarılı bir şekilde kalkış yaptıktan sonra iniş takımlarını topladı ve uçuş irtifası olan 34.000 feet'e doğru yükselmeye başladı. Uçak yükselmeye devam ederken uçuş güvertesinde anlam verilemeyen bir alarm çalmaya başladı. Kalkış uyarı alarmı çalan uçaktaki pilotlar uçağın kalkış yapmak için hazır olmadığına dair uyarılıyordu. Ancak uçak o sırada 3670 metre yüksekteydi ve sorunsuzca yükselmeye devam ediyordu. Alarma anlam veremeyen 58 yaşındaki Alman kaptan pilot Hans-Jürgen Merten ve 51 yaşındaki yardımcı pilot Pampos Karamboğuz uçak havalandıktan 7 dakika sonra kuleye yaşadıkları sorunu bildirdi. Ardından da Helios'un teknik birimiyle iletişime geçen ekip mühendislerden destek almaya başladı. Mühendislerle pilotlar arasındaki konuşma devam ederken kokpitte birkaç alarm daha çalmaya başlamıştı. Uçağın ana ikaz alarmının çalmasıyla birlikte iklimlendirme sisteminin soğutucu fanlarında sorun olduğu kanısına varan uçuş ekibi mühendislere fan sigortalarının yerini sordu. O sırada yerden 5500 metre yüksekte olan uçakta pilotların farkında bile olmadığı önemli bir sorun yaşanıyordu. Uçağın ana ikaz alarmıyla aynı anda kabin içerisindeki oksijen maskeleri de açılmıştı. Her şey normal giderken oksijen maskelerinin açılması üzerine yolcular ve kabin ekibi hızlıca yerlerine oturarak maskelerini taktı. Mühendisle uçaktaki ekip arasındaki konuşma devam ederken saat 9.20'de uçakla kurulan telsiz bağlantısı koptu. Uçakla tam 16 defa iletişime geçmeyi deneyen Larnaka Kulesi bir türlü pilotlara ulaşamadı. Ancak uçağın olması gereken rotada uçtuğunu ve yükselmeye devam ettiğini de radar ekranından görebiliyorlardı. Helios 522 uçuş irtifası olan 34.000 feet'e ulaştı ve Atina'ya doğru ilerlemeye devam ederek Atina Kulesi'nin yetki alanına girdi. Saat 10.12 ile 10.50 arasında defalarca uçakla bağlantıya geçmeye çalışan Atina Uçuş Kontrol uçaktan hiçbir cevap alamıyordu. Üstelik uçak planlanan iniş zamanı olan 10.45'te Atina Havalimanı'nın üzerinden geçerek tur atmaya başlamıştı. Uçakla bir türlü iletişim kurulamaması ve uçağın 3 milyon kişinin yaşadığı şehrin üzerinde uçmaya başlaması nedeniyle Yunan Hava Kuvvetleri 2 F-16 savaş uçağına Helios 522'yi bulması için kalkış emri verdi. Uçağı hızlıca bulan pilotlar temasa geçmeye çalıştı. Ancak uçakla bir türlü bağlantı kuramıyorlardı. Uçağın dışarıdan hiçbir hasar almadığını gören pilotlar biraz daha yaklaşarak kabini ve uçuş güvertesini kontrol etti. İki savaş jetinin yanlarından geçmesine rağmen hiçbir tepki vermeyen yolcuları gören pilotlar uçuş güvertesine doğru ilerlediklerinde ise sadece yardımcı pilotun yerinde olduğunu gördüler. O sırada F-16 pilotları uçak kokpitine giren birini gördü. F-16'ları fark eden kokpitteki kişi kulaklığı taktı ve iletişime geçmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Kaza sonrasında yapılan soruşturmada kokpite giren kişinin kabin memurlarından Andreas Prodromus olduğu tespit edildi. En büyük hayali pilot olmak olan Prodromus aslında pilotaj eğitimini de bitirmişti. İnanılmaz bir şekilde 3 saat boyunca hayatta kalan kabin memuru kokpite girmesine ve uçaklar hakkında bilgiye sahip olmasına rağmen uçağa müdahale edememişti. 3 saat boyunca otomatik pilotta uçuş gerçekleştiren Helios 522, yakıtının bitmesi nedeniyle ilk olarak sol motorunu kaybetti. Kısa süre sonra da saat 12.04'te Atina'nın kuzeyindeki dağlık bölgeye düştü.
iki F-16 pilotunun gözleri önünde gerçekleşen olaya kimse müdahale edememişti. Uçaktaki 115 yolcu ve 6 uçuş görevlisi hayatını kaybetti. Kazayı araştırmak için hızlıca olay yerine gelen uzmanlar ilk olarak kaza bölgesindeki delilleri toplamaya başladı. Uçağın kara kutularını koruma kutularından fırlamış halde bulan araştırmacılar, büyük hasar alan kara kutuların ikisini de Paris'e gönderdi. Uçak havalandıktan kısa süre sonra kuleyle soruna dair temasa geçilmiş ve sonrasında mühendis ekiple görüşülmeye başlanmıştı. Araştırmacılar kaza anında görevde olan herkesle görüşme gerçekleştirdi. Pilotlara teknik destek veren mühendisler ani gelişen duruma karşı tüm ihtimalleri değerlendirerek pilotlara bazı sorular sorduklarını söyledi. Yaşanan sorunun uçaktaki basınç düşmesinden kaynaklanabileceğini düşünen mühendisler aslında her şeyi çözebilecek önemli bir soru da sormuştu. Basınç sisteminin otomatikte olup olmadığını soran mühendisleri duymayan Kaptan Merten onlara sigortaların yerini sormuştu. Mühendisler ilgili sigortaların yerini söyledikten birkaç dakika sonra ise uçakla olan telsiz bağlantısı kopmuştu. Yapılan otopsi incelemeleri pek çok kişinin uçak yere çarptığında yaşadığını ortaya çıkardı. Ancak otopsi raporları oksijen yetersizliği nedeniyle birçoğunun bitkisel hayata geçtiğini de belirtiyordu. Yolcuların oksijen eksikliğinden hayatını kaybetmelerine sadece düşük basınç neden olmuş olabilirdi. Peki dışarıdan hiçbir hasar almayan ve teknik açıdan sorunsuz olan bir uçak nasıl basınç sorunu yaşadı? Yerden yükseldikçe azalan basınç nedeniyle uçaklardaki basınç azalır ve motorlardan gelen yüksek basınçlı hava sayesinde nefes almamız için yeterli oksijen oranı sağlanır. Ancak Helios 522, önceki gece Londra'dan gerçekleştirdiği uçuşta bir sorun yaşamıştı. Kapılardaki buzlanma nedeniyle basınç kontrolü yapan teknik ekip, herhangi bir sorun olmadığını doğruladı ve uçaktan ayrıldı. Kontroller sırasında basınç sistemi otomatikten elle kontrole alındı ama test sonrası tekrar otomatik moda alınmadı. Sabah uçağa gelen pilotlar gerekli görsel ve teknik kontrolleri yaptıktan sonra havalandı. Ancak motor çalıştırılmadan önce, motor çalıştırılırken ve kalkış sonrası yapılan kontrollerde kontrol edilmesi gereken otomatik basınç ayarı kontrol edilmemişti. Tam 3 kez yapılması gereken kontrol doğru şekilde yapılmadığı için uçak kalkıştan kısa süre sonra alarm vererek sorunu pilotlara bildirdi. Pilotlarsa alarm sesleri birbirine benzediği için kalkış uyarı alarmıyla basınç alarmını karıştırdı ve kalkış uyarı alarmı verildiğini sandı. Sonrasında çalmaya başlayan ana ikaz alarmı ise oksijen maskeleri düştüğü için çalmaya başlamıştı. Pilotlar bu alarmın çalma nedeni olaraksa fanlardaki sorunu görmüştü. Hızlıca düşen basıncın farkında olmayan pilotlar, mühendislerle konuşurken oksijen yetersizliği nedeniyle yavaş düşünmeye başladı. Bir süre sonra da bilinçleri kapandı. O andan itibaren uçağı sadece otomatik pilot uçuruyordu. Atina'daki havalimanına ayarlanan otomatik pilot, uçağı olması gerektiği gibi havalimanına getirdi ancak pilotlar olmadığı için iniş yapılamadı. 3 saat boyunca havada kalan uçak, sol motorunun yakıtının bitmesinin ardından Atina'nın kuzeyine çakıldı. Kaza araştırmacılarını zorlayan konulardan biri de Andreas Prodromou'nun nasıl hayatta kaldığını bulmak oldu. Oksijen maskelerinde 12 dakika boyunca yeterli olacak oksijen üretebilen jeneratörler bulunur. 12 dakika içerisinde uçağın nefes alınabilir bir irtifaya indirilmesi gerekir. Ancak pilotlar durumun farkına varmadığı için uçak seyir irtifasında uçmaya devam etti. Maskelerdeki oksijen bittiğinde de yolcular ve pilotlar hipoksinin etkisine girmeye başladı. Ancak Andreas Prodromou maskesi bittikten sonra uçaktaki yedek oksijen maskelerini de kullanarak uzun süre hayatta kalmayı başarmıştı. O maskeler bittiğinde de her koltuk sırasındaki fazladan oksijen maskelerini kullanarak hayatta kaldı. Helios 522 kazasından 14 ay sonra soruşturma raporu yayınlandı. 198 sayfalık raporda yaşananlar tüm detaylarıyla anlatılmıştı. Uçağın düşmesinin nedeni yakıtın bitmesiydi. Ancak ölümlerin asıl kaynağı olan oksijen yetersizliğine bir dizi pilot hatası sebep olmuştu. Raporun açıklanmasıyla dünya gündemine bomba gibi oturan kaza, bütün havayolu şirketlerinin ders çıkardığı bir olay oldu. Şu an çok daha sıkı olan güvenlik prosedürleri bu tür kazaların önüne geçecek şekilde tasarlandı. Aynı zamanda yeni nesil uçakların kullanılmaya başlamasıyla birlikte pilotlara daha net bilgiler verilmeye de başlandı. Yeni videolarda görüşmek üzere.
Hoşça kalın.